Sevgili Kova burçları, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyorum. Bir cumartesiden diğer cumartesiye kadar geçen sürede Satürn günündeyiz. Vakit nakittir. Vaktin kıymetini bilecek. Bakın, herkes vaktin kıymetini bilecek. Hatırlatayım. Bakınız. Sevgili Kovalar, zamanında yetiştiremediğiniz işler var. Yarım kalan işler var. Onlar tamamlanacak. Bunun mesajını vereyim. Yarım kalan işler tamamıyla düzlüğe çıkıyor. Yararlı işler yapıyorsunuz. Dönüşüm mükemmel. 27 Temmuz, 2 Ağustos. Artık Ağustos'a geldik ya. Artık Ağustos'a geldik ya. Temmuz'u da devirdik arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Bakalım neler var, neler yok bu hafta. Sol tarafta ağrı, sol tarafta baş dönmesi, sol tarafta uyuşmalar olabilir. Bu da geçmişe takıldığımız, ailevi bir sorunu çözemediğimiz ya da sevgiyle ilgili bir problem yaşadığımızı gösteriyor. Şimdi geçmişte bir sevgi problemi olmuş. Onu çözemediğimiz için sol tarafta sıkıntı var. Ben sol diyorum, siz sağ görüyorsunuz. Sol taraf kadınsı yanımız ve geçmişimiz. Sağ taraf erkeksi yanımız, eril yönümüz ve geleceğimiz. Evet. Geçmişle ilgili bir sorunlar çözülemiyor arkadaşlar. O yüzden geçmişte yaptığınız bir yalnızlık yemini, geçmişte yaptığınız bir hata önünüze çıkabilir, dikkat edin. Ya da bir yakınınızın geçmişte yaptığı hata önünüze çıkabilir. Ama cumartesi ve pazar, bu cumartesi ve pazar gayet güzel geçecek arkadaşlar. Karışık olan bazı sorunları çözeceğinizi, özellikle cumartesi çok iyi, çarşamba çok iyi, perşembe çok iyi, pazar, pazartesi, salıya dikkat edin. Tartışmalar olabilir, dedikodular olabilir. Bir de pazar, pazartesi, salı, bakın 3 güne dikkat edin. Bugünlerde zamanı yetiştirmekte zorlanabilirsiniz. İlişkileri yönetmekte zorlanabilirsiniz. Ama nasıl diyeyim? Sükunet ve yol gösterici birilerinden yardım görüyorsun. Sükunet var. Tamam, zamanı yetiştiremiyorsun ama sakinleştiğini görüyorum. Kovalar terazilerden destek alacaklar. Terazilerden destek alacaklar. Ve boğa burçlarıyla çatışmaları olabilir. Aynı zamanda yani iki veya üç kişiyle çıkacakları yolda bir yanıldıklarını hissedebilirler. Yani yanılgı, şaşma ya da aldatılma var bu hafta. Sözlü aldatılma, maddi olaraktan aldatılma. Bunlara dikkat ederlerse her şey yoluna girecek arkadaşım. Sadece ve sadece olması gereken zamanında olmalı. Gelip gidenleri görüyorum arkadaşlar. Evlere gelmeler, gitmeler, müzikal, ondan sonra müzikli toplantılar, yaşam tarzıyla ilgili güzel değişimler ve sezgileriniz oldukça kuvvetli olacak. Rekabetten uzak, güzel bir döneme girdiğinizi görüyorum. Hayırlısıyla. Şimdi Ay ve Plüto uyumsuzluğu var. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Geçmiş kapınızı çalabilir. Birini affetmekte zorlanabilirsiniz. Ya da Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yeni fikirlere, görüşlere açık değilsiniz. Hep geçmişte kalıyorsunuz.
acaba ben bunu niye affettim? Acaba niye böyle oldu gibi kendini suçlama. Olmasa gereken olmuş, bitmiş, gitmiş. Her şey yoluna girecek arkadaşım. Evet. Şimdi hem parasal konuda şüphe görüyorum, hem de ilişkilerde derinlemesine ve şüphe görüyorum. Bakınız. Ama haklısınız. Gerek bekar kovalar, gerek evli kovalar, erkek kadın fark etmiyor. Sığ bir beraberlik görüyorum. Yani zorla yapılan bir beraberlik. Birbirini idare etme, hataları örtbas etme. Bakınız, hatalar örtbas edilmek için değildir. Hatalar yapılır, çözüme ulaşması gerekir. Çözmezseniz kör düğüm olur. Kör düğüm haftası. Pek çok kova burcu maddi manevi güçlük çekebilir. Soğuk ilişkiler olabilir. Bir bağımlılıktan dolayı sıkıntı yaşanabilir. Ama her şeye rağmen yüreğin sevgi dolu. Sadece uyarı veriyorum. İlişkileri yönetmekte zorlanabilirsin. O yüzden diyorum ki tahmin ettiğiniz ya da tahmin etmediğiniz atmosferlerde soğukkanlı olun. Bu size çok büyük fayda sağlayacak. Neden? Merkür ile Uranüs'ün uyumsuzluğu diyor ki en ufak bir şey tartışma, kavgaya dönüşebilir. Mantıklı olmanızı öneriyorum. Ketum olmanızı öneriyorum. Taşkınlık yapmayın. Duygularınıza yenilmeyin. Çünkü hata yapan veya aldatan taraf, inanın, bir gün gelecek senden özür dileyecek, bir gün gelecek hatalarını görecek. Bunlar da var. Bunlar da var arkadaşım. Bunlar da var. Ve de senin hani ne diyeyim, zekanla gerek fiziksel gerek zihinsel eksantrik düşüncelerinle o aptal yerine koyan insanları döveceksin. Lafınla döveceksin, zekanla döveceksin. Ama biraz sus. Bu hafta biraz sabır. Emin ol, sabır. Kendini özgürce ifade ediyorsun, tamam. Ama diyorsun ki ya beni de affedersin, enayi yerine koyamaz kimse diyorsun. Haklısın. Bir kova enayi yerine konulamaz. Altını çiziyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman bir kova enayi yerine konulamaz. Zekasıyla döver herkesi. O yüzden sabırlı ol lütfen. Tartışma istemiyorum arkadaşım. Sabırlı ol. 2-3 hafta içerisinde gerekli kararları alacaksın. Dediğim gibi pozitif düşünmenle, soğukkanlılıkla ve de doğuştan gelen ön sezilerinle beraber hata yapan, belasını arayan insana da gereken cevabı verdiğini görüyorum. Zikrinizi veriyorum. Ya Melik, tekrar sayısı 90'dır. Güzel bir hafta olsun. Hepinizi güzel yüreğinizden öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.